Seyircileri. Şu anda Aksoy ve dostlarından gerçek hayat hikayeleri ile ekranlarınızdayız. Bu akşam bir müzik şöleni yaşayacağız. Bu akşamki konuklarım daha küçücük yaştan eline gitarını alıp bir serüvene çıkmış bir iki müzik sevdalısıdır. Evet. Bu yolda Bu serüvende Canan Sağır Hanım bütün basamakları başarıyla teker teker çıkmış ve şu anda inanıyorum ki mesleğinin doruk noktasına ulaşmıştır. Şimdi Canan Hanım, siz bizlere kendinizi biraz tanıtır mısınız? Daha sanıyorum 3 yaşlarında filan gitarınızı almış. Praktislerinize başlamış ve uzun bir yolculuğa çıkmışsınız. Bu yolculukta birinci bu yolculuğa nasıl başladınız? Sizi bu yola ikna eden veya esinlendiren neydi? Şöyle bir şey, yani 3 yaşında tabii gitarı elime almadım, o herhalde latife ediyorsunuz. Şöyle oldu, yani ben ilkokula giderken de işte orada şiir, şarkı, sunuculuk, her ne varsa faaliyet, aktivite anlamında mutlaka böyle elimi kaldırırdım. İşte ben okurum, ben söylerim. Oldu bitti, böyle çok seviyordum sosyal olmayı, bu tür şeylerle uğraşmayı. Küçük yaşta aslında ilk hevesim piyano öğrenmekti burada ilkokulda. Annemle babam da sağ olsun araştırdılar, hatta bir hoca bulduk, o da Kıbrıslıydı. Sonra o memleketine döndü. Dönünce benim dersler öyle kaldı. Ortaokul öğrencisiyken işte sanırım 13 yaşlarında, ben de 13 yaşındayken bir saz babam buluyor. İşte ders almaya başlıyorum. Sonra sazı bayağı güzel çalıyordum. Konserler, türküler işte
Alevi kültür merkezlerinde, birçok yerde. Sonra sazda, yani yazdığım için bir yerde böyle daha evrensel bir şey olmalı. Gitarda böyle bir aşk mı doğdu diyeyim. Çünkü 22-23 yaşlarında başladım ben gitar dersine. 2 sene çok değerli Sedat Sarıcı, buradaki çok kıymetli öğretmenlerdendir. Kendisinden 2 sene özel ders aldım. Ve çok da çalıştım diyebilirim. Hani çok böyle günde 3-4 saat çalışıyordum. Derken çocukluğumdan beri yazıyorum. Böyle duygularımı her zaman derim, çok anlatabilen, paylaşan, böyle dertleşmeyi çok seven biri olmadım hiçbir zaman. Yazmayı tercih ettim. Kendimle kalırım hani duygusal olduğum zamanlarda. Yazı da beni kurtarmıştır belki bu anlamda. Derken şarkılar doğmaya başladı. Böyle bir yolculuk hali diyelim. Evet. Ben sizlerin çocuklara karşı çok duyarlı bir çizgi çizdiğinizin farkındayım. Gerek şarkılarınızda, gerek kliplerinizde sizleri çocuklarla veya elinizde bir kediyle görmek mümkündür. Evet. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Ben hani çocukları oldu bitti çok seven bir insanım. Güzel de anlaşırım çocuklarla. Çocuklar çok temiz, çok masumlar yani ve ne verirseniz aslında almaya müsaitler ama çok emek istiyorlar. Ne yazık ki teknoloji çağında yaşıyoruz ve belki çok farkında değiliz ama ebeveynler için de biraz kolaylık oluyor teknoloji. Yani git al oyun oyna, işte bizi rahat bırak gibi çok dahil etmiyoruz çocukları. Hani hep çocukları ve çağı suçluyoruz. Olabilir. Onların da eleştirilecek tarafları mutlaka vardır ama biz yetişkin isek çok emek vermemiz gerekiyor. Çünkü dünya kötü bir yere gidiyor. Birçok kötülük var sokaklarda, okul köşelerinde, her yerde. Hani çocuklar gelecek ve bugün biliyorsunuz hani çocuklar bu küresel ısınma için dünyanın her yerinde büyüklere mesaj veriyorlar. Yani dünya bir yok oluşa doğru gidiyor. Aslında her şeyin farkında çocuklar. Hayvanlara gelince ise ben hep şöyle diyorum. Hayatımdan ne zaman insanlar çıksa bir kedi daha geldi. Bu da benim için çok güzel bir şey oldu. Onlarla yaşamayı çok seviyorum. Yani farklı bir huzuru var. Çok detaya girmeyeyim ama şahane bir şey benim için. Zaten ne diyorlar? Hayvanları sevenler, insanları da seven insanlardır. Evet, değil mi? Evet. Öyledir. İbrahim Bey, peki sizin müzik sevmeniz ne zaman başladı? Evet. Ve aynı zamanda Canan Hanım'la ne zaman bir arada bu yolculuğu devam ettirdiniz? Adım, önce kendimi tanıtayım isterseniz. Tabii. Herkese merhaba bu arada. İbrahim Kırılmaz benim adım. Türkiye'den geleli aşağı yukarı 4 seneyi biraz geçti. Benim müzik geçmişim tabii ki Türkiye'ye dayanıyor. Çocukluktan itibaren bağlamayla tanıştım. Daha doğrusu çok erken yaşta değil. Henüz kolej zamanı yani lise döneminde bağlamayla tanıştım. Sonra bağlamayı ilerlettim. Derken 99 yılında konservatuara girdim. Ege Üniversitesi konservatuarını kazandım. Oradan mezun oldum. O da ikinci üniversitemdi. Dolayısıyla müzik benim için hobi değil, artık bir meslekti. Meslek oldu. İşim oldu artık. Yani hem aşkla yaptığım şey hem de meslek haline çevirdim. İzmir'de işte iki şubesi olan farklı yerlerde dershanem vardı. Dershane dediğim daha çok müzik kurslarının olduğu kurs yerleriydi. Bunun dışında halk eğitim merkezlerinde görev yaptım. Öğretmenlik, bağlama kursları. Çeşitli korolar çalıştırdım. Değişik dernek ve kurumlara ait koro şefliği yaptım. Derken bir iş teklifi üzerine Londra'ya geldim ve buraya yerleştim. Ben çok güzel. Canan Hanım'da da bundan sanırım 3 yıl evvel kadar tanıştık ve müzik yapmaya başladık. O yıldan
O zamandan beri berabersiniz. Beraber müzik yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Peki, sizden rica etsem ikinci bir şarkınızı bizlere, tabii, seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Müsaade ederseniz ilk şarkının hikayesini sadece anlatmak istiyorum. Lütfen, çünkü çok da teşekkür ediyorum bu arada. Uzun zamandır bu şarkıyı hiç söyleme fırsatım olmamıştı. Malum konusu çok ağır. Taciz, tecavüz, çocuk, cinsel taciz, tecavüzünü anlatan bir şarkı ve benim ilk albümümde 13 olarak geçmesi de onlara adanması. Ne yazık ki bu yaralar hala kanıyor. Toplumun her yerinde, dünyanın her yerinde bakıyorsunuz çocuklar yıllarca işte bir kurumda, bir vakıfta, birçok yerde ve sistem hiçbir şey yapmıyor, devletler hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden bir çağrım da olacak yine yetişkinlere. Mutlaka bu kontrol etmek değil ama gerçekten dışarıda çok tehlikeli bir dünya dönüyor. Hani mümkün olduğunca çocuklarını korusunlar, kollasınlar, çok fazla yalnız bırakmasınlar. Çünkü bu tehlikeli insanlar çok çabuk kapabiliyorlar. Bir internet üzerinden, bir okul köşesinden hani birçok şey gelebiliyor. Benim bu 13 şarkımın hikayesi de Mardin'de yaşanan çok ağır bir olay. Yıllar yıllar evvelinde, aslında belki 10 küsür sene oldu ben bu şarkıyı yazalı. 4-5 sene evvel de ilk albümümle çıkmış oldu. Hatta sonrasında ben bu şarkıyı o kızın hani baş harfleri hep olur ya bu tür olaylarda, öyle yazmıştım. Fakat sonra kendisine ulaştım. Çünkü belki kabul etmez, istemez diye ve çok doğru bir karar vermişim. Hakikaten istemedi ve artık üniversite okuyordu. Psikolojik tedavi görüyordu. Hani bunları aşmıştı. Aşmaya çalışıyordu. Hayatını anlamlaştırmaya çalışıyordu. Anlamlandırmaya çalışıyordu. Bunu burada sadece belirtmek istedim. Hakikaten korumamız gerekiyor çocukları, gençleri, kadınları. O şekilde. Seni takdir etmemek mümkün değil Canan Hanım. Bravo. Sanıyorum bu ikinci şarkınızda yine çocuklarla ilgili. Onun hikayesini de bir... Tamam, peki. Şuradan şunları oynatırsam nasıl olacak? Şöyle hafif. Tamam. Teşatma çocuğu yapalım o zaman. Evet, bu şarkıyla ilgili sadece kısaca bir şey demek istiyorum. Biraz ironi var bu şarkıda. Yani acaba Canan hani çocuklara mı bir laf söylüyor burada? Öyle bir şey yok. Benim sadece fikrim açık bir şekilde şudur. Hiçbir çocuk taş attığı için cezaevinde olmamalıdır. Nerede olursa olsun böyle bir ceza sistemi olamaz. Onlar daha bir çocuklar. Başka şeyler sorgulanmalıdır diyorum. Çok fazla şey. Evet, şimdi taş atma çocuğu. Thank you.
sorma, cevap arama. Bulama çocuğu, taş atma çocuğu, taş atma çocuğu. Taşla oyun olmaz öğren çocuğu. Taş atma çocuğu, taş atma çocuğu. Taşla oyun olmaz öğren çocuğu. Kalemin yazmaz, kitabın olmaz, defterin tutmaz, ağlama çocuğu. Uçurtma uçmaz, kanadın açmaz, kimseler duymaz, bağırma çocuğu. Taş atma çocuğu, taş atma çocuğu, taşla oyun olmaz öğren çocuğu. Taş atma çocuğu, taş atma çocuğu, taşla oyun olmaz öğren çocuğu. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ellerinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Canan Hanım, ben sizleri ilk kez bundan yıllar önce bir etkinliğe gelmiştik eşimle beraber. Evet. Karşımda oturduğumuz masanın karşısında bir baktım. Üç genç kız oturuyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Canan Sağar. Diğeri Bergüzar Erdoğan'dı. Evet. Bir de yanınızda Hatice Yeşil vardı. Evet. Bir kulak verdim. Sizin konuşmalarınızın çoğu müzikle ilgili. Hep müziği konuştunuz. Eşimle beraber tabii biz konuştuk. Dedik ki bu kızlarda iş var. Günün birinde çok meşhur olacak bu kızlar. Ve Canan Sağar o günden bugüne o kadar yol kat etmiş ki. Yani yalnız müzik değil. İşte, evet. Yalnız müzik değil. Bir de beste ve şarkı sözleri de yazmaya başladınız. Evet. Biraz bize izah eder misiniz? Tabii ki. Nasıl oldu bu? Aslında şimdi bana ikinci albüm de böyle işte ilk albüm çıktı. Sonra ikinci albüm iki sene sonra bana da sürpriz bir şekilde çıktı. İşte diyorlar ki bazı tanıdıklar ne kadar hızlı gidiyorsun gibi. Ben de şöyle bir espri yapıyorum. Diyorum ki çok geç kaldım aslında. Şöyle ki hani çok küçük yaşlardan beri müzikle ilgili bir kişiyim. Yani işte dediğim gibi bağlama, türküler, deyişlerle başladı. Sonra gitar, şarkı, besteye döndü. Fakat ben hani yıllardır yazıyorum. Yani 13 yaşında diyorum hani 10 seneyi geçmiş yazalı, ilk albümde birkaç şarkım var, 15 sene olmuş yapalı. Şimdi mesela ikinci albüme, üçüncü albüme girecek olan şarkıların çoğu en az 6-7 sene oldu, kimisi yeni beste. Hani ben hala geçmişte kendi dünyamda ektiklerimi çıkarıyorum. Hani bunları bir salmam gerekiyor ki komple daha yeni şeyler, daha yenilikler katabileyim diye. Ama bu şekilde hani çocukluğumdan beri insan yazınca demek ki epey bir şey birikiyor. Bir de tabii sosyal konulara çok duyarlıyım. Çünkü öyle bir ailede büyüdüm. Sadece sosyal konulara değil, topluma, aileye, insanlara değer veren bir aile yapısında büyüdüm. Bunun çok fazla zararlarını da gördük ne yazık ki. İyilik tehlikeli bir şey oluyor. Çok ters tepebiliyor. Hem evet, aile içinde hem kendi dünyamda. Ama yine de insan iyi tercih etmekten vazgeçmemeli. Ne olursa olsun kendisi olmaktan vazgeçmemeli. O yüzden bu şarkılar doğuyor. Bir de şöyle bir güzellik var ki ilk albümden sonra çok kıymetli insanlarla tanıştım. Hani Türkiye'de çok güzel bestelere can vermiş, çok usta kalemler, usta bestecilerle tanıştım ve onlarla bir yoldaşlık hali büyüdü. Şairlerle tanıştım ki şiir benim dünyamda çok kıymetlidir. Hatta daha geçen hafta çok kıymetli Yelda Karataş Hoca buradaydı. Türkiye'den şair, yazar, birçok şey, o kadar usta bir insan.
ve onunla aynı etkinlikte bizler de sahne aldık. Alp Murat Alper, Güzel Günler Göreceğiz çocukların bestecisidir. Dünya ve birçok yerde şarkısı söylenir ama tabii, bestecilerin kaderi deriz ya, hani isimleri pek bilinmez. Ben mümkün olduğunca her yerde söylüyorum. Onunla ortak bir şarkımız da var, Yan Koca Dünya diye. Çok güzel bir şarkı. Sonra birazdan okuyacağımız Bir Başka Haziran, yine bestesi Alp Murat Alper'e ait. Sözleri Cemil Gül'üme ait. Bir de Cemil Gül'üm var. O da, onunla da çok kıymetli şarkılar yaptık ki bugün öğrendiğim kadarıyla sizin en sevdiklerinizden biri Aşka Gezel. Aşka Gezel çok güzel. Onu programın sonunda söyleyeceğiz. Onun sözleri de Cemil Gül'üme ait. Hani böyle insanlar girdi hayatıma. Yani şiir, şairler, şiirler, onlara da müzikler yapmaya başladım derken bir çoğalma hali oldu ama güzel bir şekilde. Evet. Şu anda sizleri biz nerelerde gelip seyredebiliriz? Şarkılarınızı, türkülerinizi, programlarınızı. Bulunduğumuz bir yer var mı? Yoksa sadece CD'lerden ve şeylerden mi? Şimdi yani konserler, etkinlikler oluyor çıktığımız. Onların da tanıtımları sosyal medyada oluyor. Konseri düzenleyenler, etkinliği düzenleyen insanlar tarafından yapılıyor ve benim hani müzisyen sayfam var Facebook'ta. Onu takip edebilirler. Canan Sagar diye geçiyor. Onun dışında çok fazla mekanlarda sahne almıyorum artık. Hem çok zamanım olmuyor açıkçası. Bizim bir de ders eğitim bölümümüz var. Ona da geleceğiz. Evet. O 7 gün olduğu için ciddi bir zaman alıyor. Bu yüzden sadece konser ve özel etkinlikleri tercih eder oldum. Ama zaman zaman hani böyle yakınımızda, civarlarda olan çok sevdiğimiz dostlarımızın mekanlarında da sahne aldığımız oluyor. En iyi takip edebilecekleri yer Instagram, Facebook, bu sayfalar. Anlıyorum. Peki, siz çocuklara eğitim vermeye ne zaman başladınız? Şu anda sizleri her Facebook'ta gördüğüm zaman etrafınızda 3-5 tane çocuk veya daha fazla. Tabii kediniz de oralarda. Evet. Hayat bana güzel. Evet, ne güzel. Yani şöyle, 6 seneyi geçmiş fakat 4 senedir tamamen bu işi yapıyorum. 4 seneyi geçkindir. Zaman epey hızlı akmış yine. Ben muhasebede çalışıyordum. Çok kıymetli Enver Kandur vardır. Palma Screen'de. 6 sene yanlarında çalıştım ve çok sevdiğim bir yerdi, bir iş yeriydi. Yani kendi yerim gibi gider gelirdim ve hala bir araya geldiğimizde şu bahis geçer. Yani ben müzik çok geliştiği için orayı bıraktım. Dolayısıyla işte dersler başladı o dönem. İşten sonra dersler veriyordum. Sonra öyle bir çoğaldı. Mecburen orayı bırakmak durumunda kaldım. Çünkü her zaman için benim için müzik hani esastı. Önce hani ben. O benim yolumdu zaten. Evet. Peki siz muhasebede ofisinde çalıştınız dediniz. Muhasebe okudunuz mu yoksa öyle orada hayır. Küçük bir kurs gibi bir şeyle çalıştınız? Yok, ben orada yani işte 10 kişi çalışıyordu. Onların bütün işlerini de ben yapıyordum diyebiliriz. Evet, hem resepsiyon hem administration yani. Evet, ama tahmin ettiğim gibi en önde sizin hayatınızda müzik vardı. Evet, hep her müzikle zaman. Uğraştınız genelde. Zaten çok güzel bir veda yaşamıştık. Hani böyle çok sıcak, duygusal bir veda günümüz olmuştu ama evet. Tamam, o zaman ben sizden neydi? Üçüncü şarkımız Bir Başka Haziran. Bir Başka Haziran. Evet. Herhalde seyircilerimiz sabırsızlıkla bekliyor şarkılarınızı. Biz onları başka bekletmeyelim. Şimdi... Ve Bir Başka Haziran'da Canan Hanım ve İbrahim Bey huzurlarınızda. Thank you.
açıldı şehrin sokakları. Uyandı birdenbire kuşları, ağaçları, açıldı şehrin sokakları.